buralara kadar sevgisi çocukluktan beri olan bir sevgi bize. Benim avantajım bahçeli bir evde büyümem. Daha çok bahçe hayvanlarına yöneldim bu yüzden. Tavuk pazarından aldığım bir paçalı cin tavuğu dediğimiz ufak minyatür cinslerle beslemeye başladım. Ondan sonra arkası geldi. Ördek, tavşan, kaz ve dünya hayvanları. Bugün 160 cinse varan bir koleksiyonuna kadar ulaştı. 17 yıldır bununla uğraşıyorsunuz, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, doğrudur. Ve genelde de kanatlı hayvan türlerine daha sıcak bakıyorsunuz. Kanatlı daha çok ama memeli grup dediğimiz yabani koyunlar, geyik ve tavşan türleri de var. Şu anda çiftlikte kaç tane hayvan türü var? Şu anda 100 cins, 160 çeşit var. Bazı hayvanların renk versiyonu vardır, tavukların. Bir tavuğun 6-7 rengi vardır. Bunları da koleksiyon olarak dünyadaki tavuk ırkları, özellikle 70 çeşit tavuk var. Tavuk ırklarını, bütün dünyada popüler olan tavuk ırklarını çiftliğimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Yani onlara geleceğim, özellikle kanatlı hayvanlarla ilgili tavşanları da soracağım. Onunla ilgili de enteresan bir durum yaşamışsınız. Bu getirdiğiniz tavşan o tavşanlardan bir tanesi mi? Bu getirdiğim tavşan, evet, tavşan koleksiyonu, Hollanda Lop tavşanı diye bir tavşan. Bu yavru anladığım kadarıyla. Bu yavru değil, yetişkin. Minyatür tavşanla düşük kulaklı tavşanın melezlenmesine oluşmuş, aşağı yukarı Hollanda kökenli, bir 70 yıllık tarihi olan bir tavşan. Bu tavşanın özelliği çok insancıl oluşu, yapısı itibariyle bir sanki ufak teriyer köpeklerine benzemesi. Dünyada da bunun özürlü çocukların rehabilitesinde daha insana yakın davranışlar sergilediği için orada kullanılmakta bunlar. Öyle mi? Tabii. Genelde tavşanı evde beslemek oldukça zordur ama hani kemirgen olduğu için. Özel kafesleri var. Pek evde beslemeyi tavsiye etmiyoruz ama balkon veya bahçeli evlerde beslemek daha doğru olur. Evet. Hemen dilerseniz kanatlara dönelim. Efendim, özellikle kanatlı hayvan meselesini siz bir milli meseleye dönüştürmüşsünüz. Birçok yurt dışında Türkiye'de nesli tükenen tavuk ve horoz cinslerini araştırıp onları yumurtalama alıp Türkiye'de onları tekrar evrimleştirmeye çalışıyorsunuz. Nedir bu sizi bu kadar şey yapan, bu konuda bu kadar ciddi davranmanıza neden olan etkenler? Şimdi tavuğa karşı biraz evvel söylediğim gibi özel bir ilgim var. Ama tavuktan hariç sülün, tavus kuşu, keklik, ördek grubu, su kuşları grubu, kuğu gibi bir sürü hayvan çeşitlerimiz var. Tavuğa gelince dünyada gezdiğimiz fuarlara gördük ki her ülkenin dünyaya mal olmuş bir tavuğu var. Bizim de bir sultan tavuğumuz var. Bu Türkiye'mizde yoktu 5 yıl öncesine kadar. Nesli tükenmiş. Nesli tükenmiş. 1850 yılında Osmanlı döneminde padişahlığını yetiştirdiği bir tavuk. Padişahlar bunu yabancı misafirlere hediye etmişler. Hiç halka inip halk tarafından beslenmemiş. Özel saray tavuğu diye geçiyor. İngilizler bunu almışlar. Oradan bütün dünyaya yayılmış. Şu anda dünyada koleksiyoncular arasında aranan bir süs tavuğu. Çok nadir. Nadir olmasının sebebi de yumurta sayısının çok düşük olması. 70 adet yumurta senede. Verimli değil diyor. Verimli değil ama görünüşü itibariyle tepeli, paçalı, beyaz renkli, çok güzel bir tavuk. Biz bunu Amerika'dan yumurta getirdik. İstediğimiz sonuçları alamadık. Ya bayağı bir uğraşmışsın. Bayağı evet. Aşağı yukarı 4 veya 5 sene kadar uğraştık. Yumurtayı çatlatmak için. Yumurtayı çatlatmak, çıkartmak için. En sonunda Amerika'da ve Avrupa'dan getirdiğimiz yumurtalardan bu ırkı elde ettik. Ve dağıtıyorsunuz şu an. Dağıtıyoruz. Özellikle hayvan bahçelerine, belediye hayvan bahçelerine, özel koleksiyoncuları veriyoruz ki bu ırk çoğalsın, tükenmesin neslini. Bizde de elimizde, çiftliğimizde de aşağı yukarı bir 20-25 kadar damızlığımız mevcut. Gelecek nesillere de en azından bunu görme şansı yaratmış oluyorsunuz. Şöyle bir şey var, tabii bizim deniz horozumuz falan var, biliyorsunuz malumunuz ama dünyada Türkiye'de geçen, orijini Türkiye Osmanlı diye geçen tek tavuk ırkımız bilinen sultan tavuğudur. Bir de demişsiniz ki tek canlı oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur. Doğru. Şimdi tavuklar bakarsanız tabi özel ırklar hariç ilave potansiyeli çok yüksek hayvanlar. Ama bizim etle yumurta yönlü olanlar var ama biz işin o tarafında değiliz. Bizimkilerin hepsi süs hayvanı olarak.
ve bir hayvan, bir meraklı, bir çift tavuk aldığı zaman normal yumurta bir sene içinde 20-30 hatta 50'ye kadar bundan verim alma, yavru alma olanağı var. Tavuk yiyor musunuz ki? Yok, yemiyorum. Kendi ürettiğim tavuğu yemiyorum. Hiç mi yemiyorsun? Hiç yemedim. Kendi ürettiğim hiçbir hayvanın etini yemiyorum. Yani o tabii bir duygusal bağ mı gelişiyor? Muhakkak ki, çünkü düşünün onun çıkışını görüyorsunuz ama doğal yolları tavukların kendi çıkarmış ama kuluçka makinesiyle onun büyütme evresini geçiriyorsunuz. Özel yemleriyle vitamin ölmemesi için, sağlıklı büyümesi için bir sürü uğraş verdikten sonra o hayvanı yemek biraz bana ters geliyor. Peki efendim, bir de lama ve kanguru üretmek gibi bir hedefiniz var. Neden? Bursa'da lama ve kanguru üretmek. Kanguruyu aldık, getirdik. Bizim kangurular Avustralya kangurusu değil, Belçika'dan geldi. Bennett Wallaby diye minyatür kanguru. Aşağı yukarı 1-1.20 boyunda. Ama maalesef ki buraya uyum sağlayamadığı için dişiyi kaybettik. Dişi. Ama stres faktöründen. Çünkü çok dış etkenlerden çok etkilenen hayvanlar. Bir Datça'da bir arkadaşıma hediye ettim. Şimdi orada ölen dişinin yerine bir dişi daha getirdik. Bir çift kangurumuz Datça'da daha sakin bir yerde besleniyorlar. Ama kendi çiftinizde değil şu anda. Değil şu anda. Lamayı üretme gibi bir hedefiniz var. Tüm Bursa'da üretirsek hani çok daha farklı şey olur diye. Şimdi lama şuradan aklıma geldi. Şimdi hayvanat bahçeleri bu tür hayvanları dışarıdan ithal ediyorlar. Hı hı. Bu tür hayvanlar ithalatı çok zor. Ve çok da yüklü paralar istedik. Yüklü paralar ayrıca Türkiye adaptasyon zor olabiliyor. Bu süre zarfında zayiatlar verebiliyor hayvanat bahçeleri için. Biz bunları burada yetiştirirsek Türkiye adapte olmuş hayvanlar daha kolay uyum sağlayabilir. Öyle bir projemiz var. İnşallah bunu hayata geçiririz. Peki efendim, en son bu ekranlara da çıktınız. Artık meşhur oldunuz. Bursa'da tanımayan yok. Türkiye'de de ciddi anlamda isminiz duyuldu. Bu Belçika cinsi tavşanları getirirken bir gümrükte tatlı bir sürpriz mi, tatsız bir sürpriz mi, artık orasını siz söyleyecektiniz ama bir şeyle karşılaştınız. Ne oldu? Tabii şimdi gülerek anlatıyoruz. O zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Hı hı. Bu dediğimiz hadise aşağı yukarı Ağustos aylarına denk geldi. Bulgaristan'a gittiğim bir fuarda bu tavşanları gördüm. Tabii çok iri oldukları için hemen alma isteği uyandı. Bir çift tavşan aldık. Bunun gümrük ve sağlık belgelerini, izin belgelerini bir çift olarak hazırlattık. Kutunun içinde aşağı yukarı 6-7 saatlik yolculuktan sonra Bulgaristan gümrüğüne geldiğiniz zaman, siz bunu Belçika'dan aldınız değil mi? Belçika'dan almadım, Bulgaristan'dan aldım. Hı hı. Ama bunun kökeni Belçika Giant diye, Rabbit diye geçiyor. Hı hı. Dev Belçika tavşanı diye. Kaç? 1,5 metreyi buluyormuş bu arada. Boyu 1 ile 120 santim arası oluyor. Ağırlığı da 10 ile 14 kilogram arası. Dişiler biraz daha az kilo. Erkeklerde daha fazla kilo geliyor. Bu tavşanları getirmekteki amaç neydi? Hani bunu besi tavşanı olarak Türkiye'de yaygınlaşmasını mı düşünerek getirdiniz? Hayır. Tavşanın hiçbir zaman olayını kesinlikle ön planda tutmadık ve zaten bizim yetiştirdiğimiz çiftlikte et için üretilen bir hayvan yoktur. Bizde gördüğünüz minyatür tavşanın yanında bir de dev tavşan olsun, tezat oluştursun istedik. Ve görenlerin o tezatı daha iyi. 1 kiloluk tavşanın yanında 10 kiloluk tavşan. Yani sadece görsel zevk için. Et için kesinlikle düşünmedim. Peki bunu sizden almak isteyen olursa, hani bunu çiftliğini kurup ticaretini yapmaya çalışırlarsa, o biraz sizi incitmez mi? Doğru söylüyorsunuz, incitir. Yani bizim çiftliğimizde bütün tavuklar, ördekler, kazlar dahil hiçbirisi kesim için zaten vermiyoruz. Fazla ürettiklerimizi veriyoruz ama kesim için vermiyoruz. Bulgaristan'daki bulmuş sebebi tavşanında böyle. Komünizm döneminde protein ihtiyacı için bu getirilmiş, bütün Bulgaristan'a yayılmış ve bugün gittiğiniz zaman bir eve, her evde, bahçeli her evde bir tavşan vardır. Gelen misafirlerine
o geceki veya yemek zamanındaki kesip tavşan eti sunarlar. Türkiye'de de çok fazla o kültür yok anladın. Yok. Türkiye'de tavşan eti kültürü yok. Sadece belki bir kısım avcılar yiyebiliyor tavşan etini. Anladım. Efendim bir de canlı hayvan müzesi hayaliniz var Bursa'da. Evet. Şimdi bizdeki hayvanların çoğu artık doğada olmuyor. Çin kökenli hayvan var, Sumatra var, Vietnam var. Bunlar 60-70 yıl evvel doğada olan, özellikle sürü grupları için söylüyorum, doğada olan, doğada bulunan hayvanlarmış. Şu anda artık doğada bulunma şansları yok. Çünkü niye? İşte Amazon ormanlarının işte tarım alanları için yok edilmesi, doğal hayatlarının yok edilmesi sonucu bu hayvanlar özel koruma altına almış. Bunlara dünya uluslararası hayvan birliği CITES denen bir belge var. Hı. Yani nesli tüken hayvanlara CITES belgelerini veriyor. CITES belgesi hiçbir hayvan ithal edemiyorsunuz. Bizde de böyle hayvanlar var. Bunlar doğada bulunmuyor. Bizim gibi özel çiftlikler veya hayvan bahçeleri üretmediği takdirde bunların nesli yok olacak. Onun için müze fikri aklımıza geldi. Bunların hakikaten hepsinin bir tarihçesi, nasıl evrim geçirdikleri, bundan hangi türleri elde edildiğine dair bir sürü belgeler de var, dünyada da böyle. Müze fikri buradan aklımıza geldi. Canlı hayvan müzesi, yer bakma çalışmaları sürüyor. İnşallah en kısa zamanda hayata geçecek. Yani özellikle bir de hünkari diye bir olay var. O da enteresan bir güvercin çeşidi. O da Osmanlı döneminde padişahların beslediği, gagası olmayan bir cüvi güvercin. Onu da nesli tükenmiş, onu da Türkiye'ye tekrar kazandırdı. Şimdi özellikle koruma altına alınmış üç ırkımız var. Bizde bulunan üç ırkımız. Sultan tavuğu, hünkari güvercini, bir de gelze tavuğu Sinop bölgesinde. Hünkârı güvercinin şöyle bir hikayesi var. Şehzadelerin eğitim gördüğü Manisa'da Osmanlı'ya ait bir güvercin üretme isteği adı altında güvercin çalışmalarına başlamış. Güvercin üretme çalışmalarına başlamış. Kısa gagalı, sıfır gaga, gagası yok. Çeşitli renklerde paçalı bir güvercin elde edilmiş. Çeşitli melezlemeler sonucu. Bu Sultan Tavuğu'nda olduğu gibi sadece sarayda yetiştirilmiş. Hünkârı güvercinin şöyle bir özelliği de var. Gagası kısa olduğu için bakımı çok zor. Yavruları büyütmesi çok zor. Nasıl yemek yiyor peki? Orada olmadığı için? Orada yemek yiyor. Ama güvercinler yavrularını ağzıyla besledikleri için yavrulara tam ağzıyla gerekli gıdayı veremedikleri için yavrulara çok zayiat oluyor. Onun için hünkârı güvercinleri biz süt anne dedikleri başka güvercinin altına koyuyoruz yumurtalarını. Onlar uzun gagalı güvercinlere besletiyoruz. Yani hayvanlar aleminde de süt anne geçerlidir. Geçerli. Efendim son bir soru soracağım, kısaca toparlarsanız. Bu girişimlerinizin Türk hayvancılık sektörüne ne gibi katkılar olacağını düşünüyorsunuz? Ya da bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Katkıda da bulunuyoruz. Şöyle bulunuyorum. Şimdi bizim 17 senelik bir tecrübe, bizim getirdiğimiz hayvanların çoğunu Türkiye'ye ilk biz getirdik veya ithal ettik. Şimdi sevindirici bir durum var ki belediyeler, ilçe belediyeleri niye hayvan bahçesi kurma girişiminde bulunuyorlar. Bize geliyorlar, bizden hayvan talep ediyorlar veya bizden bilgi talep ediyorlar. Bunların bakımı, üretimi. Birçok belediye ücretsiz olarak bilgi desteği, hayvan bakımıyla konusunda bilgi, işte bu Antep, Antalya, Eskişehir, Kütahya gibi belediyelerden hayvan bahçeli görevlileri geliyorlar. Hem çiftliğimizi yerinde görüyorlar, hem de bize hayvanlar hakkında bilgi alıyorlar. Evli misiniz efendim? Bekarım. Bekar mısınız? Peki tamam. Soracaktım, nasıl karşılıyor aileniz diye mi? Efendim çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Sizin gibi ciddi anlamda hayvan dostu birilerini bulmak çok zor olmaya başladı son dönemlerde. Ama siz bunu hakikaten hem önünüze adamışsınız, hem zamanınızı harcıyorsunuz, hem paranızı harcıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bu duaya ve hayvanlara duymuş olduğunuz sevgiden dolayı. Ben teşekkür ederim.